İyi günler HRT izleyenlerim. Tekrar bir başka Orta Doğu Masası programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve İstanbul stüdyolarımızdan, bu güzel boğaz manzaralı ekranlarımızdan, stüdyomuzdan, ekran başında olan siz canları selamlıyoruz. İyi bir program olması temennisiyle programımıza başlıyoruz. Evet değerli dostlar, bu dönemde özellikle son günlerde Türkiye'de çok sıcak bir gündem var. Belki de Türkiye'nin kaderini belirleyecek çok sıcak bir gündem var. Ekran öncesinde gelirken hocamızın da ifade etmiş olduğu belki de 28 Şubat sürecinden de etkin olan bir süreç. Türkiye'yi kendi şahsi kanaatim ya abad edecek ya felakete götürecek gibi duran bir süreç var. Çok enteresan bir hesaplaşma var. Bunları konuşacağız bugün. Sıcak gündemi masaya yatırmaya çalışacağız. Türkiye gündemini konuşacağız. Özellikle Türkiye gündemini konuşmak zorundayız. Çünkü gerçekten ve gerçekten çok ilginç bir süreç. Herkesin kafasında birçok soru işaretlerinin olduğu, herkesin ekranlara kilitlendiği, herkesin uzmanları dinlediği bir Türkiye gerçeğini yaşıyoruz diyebiliriz. Biz de bu sıcak gündemi kaçırmama adına çok önemli bir sosyolog, yazar konuk ettik. Kendileri akademisyen, özel bir üniversitede sosyolog olarak özellikle gençlik üzerine çalışmaları olan çok değerli bir hocamız Sayın İsmail Öz hocamızı stüdyolarımıza davet ettik. Bizleri kırmadılar, buraya kadar geldiler. Öncelikle sizler adına ve kanalımız adına bizleri kırmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet değerli dostlar, programın başında söylediğim gibi 17 Aralık sürecini konuşacağız. Artık 17 Aralık süreci oldu. Sıcak gündemi konuşacağız. Konuşmadan önce gündeme gireceğiz. Ben burada birçok sorular hazırladım. Bilmiyorum sizlerin kafasında ne tür sorular şekillendi ama benim özellikle 17 Aralık'tan beri kafamda şekillenen fakat çok fazla da açıkçası insanlarla paylaşmadığım bir süreci burada ben notlar aldım ve hocamla paylaşmaya çalışacağım. Daha doğrusu kendi kafamdaki soru işaretlerini hocama sorup oradan istifade etmeye çalışacağım. Öncesinde isterseniz kısaca ben sözü İsmail hocama bırakayım. Kendilerini kendilerinden tanıyalım. Hocam kısaca sizi tanıyalım ardından gündemimize evet, geçelim. Teşekkür buyurun. Ederim sağ olun. Bu davetiniz için de teşekkür ediyorum. Ben az önce de ifade ettiğiniz gibi tabii hayatını bu ülkede hakikaten bu ülkenin gençlerine kendince adamış bir kişiyim. Ve bu anlamda tabii gençlik sosyolojisi ve gençlik tarihi üzerine çabalar ortaya koyuyoruz. Bu çabalar ortaya koyarken aslında tabii ki bir anlamda da ister istemez siz bu ülkenin geçmişine, geçmiş tarihine, hafızasına da bir anlamda aslında sahip oluyorsunuz. Bu hafızayı kazanıyorsunuz. Açıkçası bu çıktığım yol benim için bir merak yoluydu. Öncelikle ben tabii ki daha önce hep çalışmalarımı sosyoloji üzerine yoğunlaştırdığım zamanlarda hep işin tabii ki Amerikan ve Batı sosyolojisi üzerinden Türkiye'de sosyoloji çalışmaları genelde yapıldığı için kendi tarihimizi bilmeden sosyoloji yapar duruma gelmiştik. Dolayısıyla ben bunu fark ettikten sonra kendi tarihimi öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü siz kalkıp da mesela işte Amerikan veya Batı sosyolojisinde olduğu gibi şey yapamazsınız. Yani istatistiki verilerle bu toplumu okuyamazsınız. Evet. Bu toplumun çok derin kökleri var. Bu toplumun çok derin kültürel analizleri gerektiren kökleri var. Dolayısıyla siz bunu kalkıp da istatistiklerle okuyamazsınız. Hı hı. Hani bu şuna benziyor aslında. Bakın işte bugün ne yapıyoruz? İşte 28 Şubat. İşte efendim Adnan Menderes dönemine geliyorsunuz, başka bir çatı koyuyorsunuz. İşte efendim orada gidiyorsunuz, tek parti diyorsunuz, onu yine aynı şekilde bir başlık altında birleştiriyorsunuz. Fakat aslında bu dönemlendirme dediğimiz şey aslında bir sürü, içerisinde barındırdığı bir sürü detayı yok edip götüren bir şey. Hı hı, evet. Halbuki onun içerisinde binlerce, milyonlarca detay var. Hı hı. Mesela işte insanların aslında işini kolaylaştırdığı için böyle bir kavramı meşhurlaştırıp şöhret durumuna getirip o kavramın içerisinde bir sürü detayı bizim belki görmemizi de bir anlamda engellemiş oluyor. Yani hani tarihçinin veya sosyal bilimcinin önünde bir takım tabular vardır ya. Evet. Hani ya kişi onun için bir tabudur ya işte dönemlendirme onun için bir tabudur gibi. Yani buralara biz bir şeyleri hapsediyoruz aslında. Bugünlerde de mesela şimdi 17 Aralık diye bir başlık attık bu işin içerisine. Hı-hı. Ama bu işin içerisinde şu anda bunun altında dönen, bakın yani her gün neredeyse bu kadar hızlı bir iletişim ağına rağmen, sosyal medyaya rağmen,
efendim işte bugünün diğer iletişim kanallarına rağmen bunu takip etme şansına bile sahip değilsiniz. Evet. Her dakika yeni bir şey ortaya çıkıyor, değil mi? Dolayısıyla evet. Da ben işte bu hafızayı ortaya koyarak, tarihimizi bilerek bugünü daha iyi okuyabileceğimizi düşündüğüm için, mesela İbn Haldun ne diyor? Diyor ki tarihsel dönemler suyun suya benzediği gibi birbirine benzerler. Ve nitekim işte evet. Bu yapıyı da bugün tarihler görüyoruz. Tekerrür diye bir şey var ve ben buna evet. her seferinde daha da inanıyorum. Aslında yani. Mantık olarak evet. yani birbirine benzem anlamı değil ama mantık olarak tarih muhakkak tekerrür eder. Aktörler değişir. Evet. Yani tabii ki. Bir Kerbela yani, vakası olduğu gibi tekrar bir Kerbela vakası yaşanmaz değil, belki. Yani ama zulüm yine tekrar eder. Zulüm, evet. zulüm olarak Hı-hı. yani zalimin zalimliği belki biraz evrimleşiyor, biraz Hı-hı. tarz Hı-hı. değiştiriyor. İşin içerisine günün teknolojik imkanları, koşulları evet. giriyor. Yani birisi kılıçla zulmünü yaparken birisi bugün işte düğmeyle basıp bombayla yapıyor. Yani dolayısıyla zulmün şekli değişiyor. Ama zulüm üreten insanların hep var olduğu ve aynı yöntemleri farklı argümanlar kullanarak yeniden sahnelediğini de görüyoruz. Yani bunu da inkar edemeyiz. Evet hocam, bu güzel girişinizden sonra sizi sizle tanıdıktan evet, sonra evet. Az önce giriş konuşmasında belirttiğim gibi evet. 17 Aralık denen bir süreç başladı. Hı-hı. Artık evet. haberlerde de artık tartışma konularında yani da çok 17 Aralık süreci olarak artık bir isim konuldu. 28 evet. Şubat olduğu evet, gibi 12 Eylül'ler olduğu gibi yeni bir başlığımız daha oldu. Evet. Yeni bir tarihimiz daha oldu. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Ama ben bunun öncesine gelmek istiyorum. Aslında dershaneler sürecinden başlayan bir süreçti bu. Yani evet. AK Parti iktidarının açıkçası benim çok fazla anlamlandıramadığım. Aslında biz öyle zannediyorduk ama öyle olmadığını da gördük. Yani mesela dershane meselesinin de beraber evet, bu fitilin ateşlenmediğini. Farklılaştı. Ben mesela bunu şöyle söyleyeyim. Yani açıkçası inanın yıllarca mesela bu işte belki daha çok ayyuka çıktığı dönemler itibariyle söyleyeyim. Yani bu 3 yıl öncesine kadar filan belki bu işte Mavi Marmara olayına kadar ki süreçte bu ondan sonra hep bir konuşulan bir şeydi yani. Ama ben açıkçası kendimi... Aslında bu patlama noktası yani yazılarımda ve değişik noktalarda hiçbir zaman ben bu mücadeleyi görmek istemedim kendimce. Ya olmaz dedim. Ya bu işte etle kemik arasına birileri girmeye çalışıyor ki yani ben o düşüncemden feragat etmiş değilim yani. Ama bugün birilerinin o et ve kemik arasına nasıl girdiğini de görüyoruz işte. Hocam ben açıkçası yani, evet. açıkçası şöyle bir giriş etle yapmak istiyorum. Yani ben Eray Hazar olarak açıkçası evet. sizin söylemiş olduğunuz gibi AK Parti iktidarının bu sürece geldiğinden beri evet. sürekli cemaatle beraber çok ciddi anlamda koordineli olduğunu, hatta bu Ergenekon sürecinde de evet. Çok ciddi anlamda hani etle tırnaktan öte bir bütün olduğu kanısı i̇şte vardı. Zaten işte. Ben de etle tırnaktan öte zaten hani oldu, bir organik yapıdan bahsediyoruz. Hocam sizce mesela, ne oldu 17 yani. Aralık süreci bu kadar acımasızca, kendi aralarında bu kadar acımasızca bir süreç oldu. Öncelikle isterseniz bu 17 Aralık sürecinin öncesini biraz evet. konuşalım. Ardından kafamız i̇şte oluşan mesela bugün artık bunu şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen bu ülkede yapılan şeyler insanın o kadar için yaralıyor ki hakikaten. Yani böyle insanların gözlerinin içerisine bakarak adeta insanların zekasıyla alay ediliyor. Yani Hı-hı. birileri bu ülkede bu ülkenin insanlarının zekasıyla alay ediyor. Yani böyle laf oyunlarıyla, laf ebelikleriyle hakikaten yani biraz böyle tabii ki bir amiyane ifadelerle bunları söylüyorum. Çünkü yani burada işin hakikaten seviyesini belli oranda aşağıya düşürerek bu ülke insanlarının sanki böyle hani bu cümlelerle farklı bir noktada bir insanları düşündürecekmiş gibi bir algı savaşının olduğunu görüyoruz. Yani bu ülkede hakikaten ciddi bir algı savaşı var. Her şey algılar üzerinden yürütülmeye çalışılıyor ve bunu görmemek de mümkün değil. Somut örneklerle verebiliriz. Mesela işte kalkıp bugün birileri hani diyor ya işte yok efendim işte hukuk işliyor, hukuk işletilmeye çalışılıyor filan gibi bir tablo üzerinden bahsediliyor. Yani bugün yapılan çalışmaların içerisinde baktığınız zaman hukuk dendiğinde ben bir bilim adamı olarak, bir vatandaş olarak hukuk dendiği zaman içimin rahat etmesini isterim. Hı hı. Emniyet içerisinde olmak isterim. Dolayısıyla açıkçası ben bugün ki yapının içerisinde siz kalkın, yani bugünkü bizim hukuksal yapımızın içerisinde yine tabii ki sığınmamız gereken en önemli yer hukuk. Ama adaletli hukuktan bahsediyoruz. Adaletli hukuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün siz 10 tane avukatı, 10 tane hakimi yan yana koyun bugün burada. Hepsi aynı kanun üzerinde 10 tane farklı fikir beyan ediyorlar. Şunu çok şimdi bunu gördüğünüz zaman, siz bu durumu gördüğünüzde ben hukukçu değilim. Hukuku onlar kadar biliyor da değilim. Ama bir
en azından insani olarak adalete inanan bir insan, adalet mekanizmasının nasıl olması gerektiğine inanan bir insan, ideal toplumun nasıl olması gerektiğine inanan bir ve bununla ilgili çabalar ortaya koyan bir insan olarak şunu çok rahat söyleyebilirim ki, ben hukuk denildiği zaman emniyet içerisinde olmak isterim. Hı hı. Fakat bugün aynı noktada kalkıp birisi işte hukuki diyor. Ya hukuki diyor yazarlar mesela çıkıyor ama dün demiyordun. Evet. Yani yarın da demeyeceksin. Bu da belli. Aslında ben yani oraya gelmek istiyorum hocam. Herkes, ben şunu görüyorum işte burada. Herkes inandığını görüyor. Herkes yani inandığını görüyor. Ne şuraya, inanıyorsak onu görüyor. Şuraya gelmek istiyorum. Açıkçası soruların içerisinde aslında sonradan soracağım soruyu siz bu girişinizde tabiri caizse sormak zorundayım yerine gelmişken. Düne kadar mesela bu Ergenekon'la ilgili operasyonlar yapıldığında, savcılar baskınlar yaptıklarında, geceleri evlere baskınlar yaptığında AK Parti iktidarının hukukla ilgili genelde çok fazla demeci yoktu. İşte hukuka müdahale etmeyin, işte yargı bağımsızdır gibi birçok ifadeler konuşuluyordu. Yani gündemde, medyada bu tür şeyler konuşuluyordu. Şimdi aynı operasyon kendilerine yapıldığında yargı niye sorgulanıyor oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın burada mesela açıkçası benim buradaki kanaatim şu. Yani bir kere ben buranın neresinde duruyorum onu söyleyeyim. Bugünkü durumun neresinde durduğumu söyleyeyim. Yani bugün burada hakikaten yapılmak istenen şeyin bir büyük bir dünya perspektifindeki bir hareket olduğu noktasında bir yerde duruyorum ben zaten. Ben de yani orada aklınıza mahcubum. Evet. Ben yine şunu da söylemek istiyorum. Ben orada duruyorum. Yani bugün yapılan şeyin sadece dershane meselesi olmadığını ki gördük. Ben o dönemde de yine yazılarımda bunu ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla bu mesele dershane meselesi değildir. Ve ben şunu da söylüyorum. Yani bugün cemaatin içerisindeki herkes şunu çok iyi bilsin ve bilmelidir yani. Ve bunu artık itiraf da etsinler. Yani cemaat denen yapının kendine ait tasarladığı ve idealize etmek istediği bir devlet anlayışı var. Yani Sayın Başbakan'ın demiş olduğu derin devlet, Sayın Hocam. Yani Sayın Başbakan'ın ifade etmiş olduğu derin devlete paralel devlet cemaatin özü müdür? Şöyle söyleyeyim, derin devlet ve paralel devlet onu bilmem ama bugün mesela devlet, cemaat bugüne kadar bu siyasetin bir parçasıydı diye düşünüyorum. Mesela cemaat bugüne kadar ne yaptı? Yani hep bizim siyasetle işimiz yok, bizim siyasetle asla işimiz olmaz diye bir tavır içerisindeydi, değil mi? Ama bugün görüyoruz ki ve ben ondan artık son günlerde o kadar çok daha eminim ki yani hatta burada mesela işte Bediüzzaman'ın ifadeleri var. Yani kendisinden sonra geleceğini tasvir ettiği, geleceğini tasvir ettiği kişiyle ilgili 3 tane temel maddesi var. O maddelere baktığınız zaman da mesela Sikke-i Tasdik-i Gaybi diye bir eser var mesela bu Nur Külliyatı'ndan. Dolayısıyla burada mesela Bediüzzaman'ın öngördüğü ve gelmesini arzuladığı, geleceğini söylediği kişi var. O kişinin zaten tavırları anlatılırken ona baktığınızda bugün şunu çok rahat görebilirsiniz. Yani cemaat kendisine göre yani ve bu şuradan çıkıyor aslında. Bugün Orta Doğu'daki bütün İslam ülkelerine baktığınız zaman da belki Müslümanların içerisine düştüğü en büyük handikaplardan bir tanesi de bu işte. Yani en iyi İslam benim inandığım İslam. Hı hı. Orada hata yapıyoruz değil mi? Problem burada zaten. Bugün mesele de şu. Yani biz onların Müslüman haşa öyle bir derdin içerisinde değiliz. Ama şunu ben biliyorum ki bugün cemaatin de böyle bir düşüncesi var. Diyor ki en iyi Müslüman benim Müslümanımdır. En iyi işte tarz yol benim yolumdur. Hı hı. Ve dolayısıyla ileride işte o bu ülkeyi yönetecek veya dünya nizamı oluşturacak olan kişi de bir o başbakan da şakirt bir başbakan olmadığı sürece bu yol devam edecek. Sayın hocam aslında devam edecek bir yol. Yani ben öyle görüyorum çok güzel yolları. Çok güzel bir mecraya bugünkü götürdük. Bugünkü arzu bu biraz daha yani. Cemaatin arzusu. İsterseniz, çünkü o da bir yerde duruyor yani. Anlıyorum. İsterseniz bu herkesin anlayabileceği açıkçası ben hani kendi nasıl söyleyeyim? Yani empati yaptığınızda bunu görebiliriz. Kendi kafamdaki taşları yerine koymadan tabii ki diyorum. Lütfen. Sayın hocam şöyle bir tanımlama yapın dersem nasıl bir tanım çıkar ortaya? AK Parti teşkilatı nedir? Evet. Yani Türkiye'de AK Parti gerçeği nedir? Kısaca bunu almak istiyorum. Bir de cemaat gerçeği nedir? İsterseniz bunu bir eğer bunlar et ve tırnak gibi veya benim düne kadar algıladığım gibi değil, bir bütün değillerse isterseniz önce bunu bir tanımlayalım. Yani Türkiye'de AK Parti gerçeği ve cemaat gerçeği dersem nasıl bir tanımlayalım? Tabii ki ben mesela şimdi AK Parti adına da bir şey söyleyemem, cemaat adına da bir şey söyleyemem ama ben durduğum yerden. Tabii. Durduğum yerden bir şey söyleyeyim. Bir sosyolog olarak. Tabii durduğum yerden bir şey söyleyeyim. Sizcesi nedir? Bencesi nedir? Aha. Şöyle söyleyeyim. Burada mesela bir defa şunu hep biz biliyorduk değil mi? Yani cemaat ve AK Parti. Hı hı. Yani bu iki de yapı ayrı bir yapıydı zaten. Fakat cemaat AK Parti'ye belli bir dönem destek verdi. Bundan önce farklı görüşlere, farklı hatta sol jargonlu partilere de destek verdiği gibi.
Evet. Ve bugün de zaten yine geldiği noktada yine başka bir sol partiyle dirsek temasında olduğu gibi. Hı hı. Yani bunda bir şüphe var mı? Yok. Bugün bunu çok rahat görebiliyoruz aslında. Yani işte Sarıgül'e yapılmaya çalışılan destek ve işte oradaki yürümeye çalışan yapı. Bunlara baktığınız zaman zaten bunu çok rahat görebilirsiniz. Ya bu yanlış da değildir. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Cemaatin yürümek istediği yol bugün AK Parti ile olan yolu ya sanki bitmişe gibi görünüyor. Bugün kendisine yeni bir partner arıyor. Fakat şunu çok iyi biliyorum ki o partnerle de gideceği bir belli bir yol vardır. O partner de bir gün bitecek bir partnerdir. Bunu hiç kimse yani çıkarmasın. Cemaat, yani anladığımı söyleyeyim. Cemaat şekillenen değil, şekillendiren bir yapıdır. Şöyle söyleyeyim bakın. Zaten orada dediğim gibi burada ben bunu doğal da görüyorum. Bakın yani doğal görmüyor değilim. Her ideal, kendisinde ideal bir yapı oluşturmaya çalışan, ideolojik bir yapı ortaya koymaya çalışan her düşünce kendisinin bir ideal anlayışı vardır. Bir erek noktası vardır. Burada benim eleştirdiğim tarafı bugüne kadar bunun sanki böyle yokmuş gibi kabul edilip topluma da bunun böyle lanse ediliyor olmasıdır benim karşı çıktığım şey. O zaman kardeşim sen kendinle ilgili riskleri bir iktidarın boynuna yükleyeceksin. Ondan sonra ben siyaset yapmıyorum deyip ondan sonra da yumurta kefesini sırtında taşıyanı yalnız bırakacaksın ve diyeceksin ki benim siyasetle işim olmaz. Böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değildir. O zaman herkes kartlarını açık oynayacak. O zaman kendisi de siyasi bir parti kursun. Mesela cemaat de bugün bir siyasi parti kursun, yoluna devam etsin. Sayın İsmail. Yani bu daha açık gibi olur. Ben bunu söylemek istiyorum. Bu daha açık bir yoldur. Bu yolu izlemesi açıkçası bence daha ilkeli de olur. Çünkü artık bu mızrak bu kına sığmıyor. Cemaat artık cemiyete dönüştü. Cemiyete dönüşen yapının da kendisine ait bir takım gerçekleri vardır. Onu da açık oynamalı. Cemaat adıyla bu yapı artık yürüyemez. Dolayısıyla bu seküler anlamda bir boyut kazanan bu yapının mutlaka kendine siyaset bir veya siyasi bir jargon veya bu anlamda yürüyeceği yolu yeniden tanımlaması gerekir. Aksi takdirde bundan sonra sadece bu iktidar değil, bundan sonra olabilecek her türlü iktidarla sadece belli bir dönem partnerlik yapabilir. Ondan sonra da yolları mutlaka ayrılır, ayrılacaktır. Çünkü gitmek istediği idealde hiçbir şekilde bir partiyle sonuna kadar gitmek diye bir şey olamaz. Çünkü kendi ideal anlayışına ters bu. Ben mesela AK Parti ile cemaat dershaneler meselesinde niye bu kadar çatıştı biliyor musunuz? Neden dershaneler bu işi patlatan büyük mekanizma oldu? Neden? Çünkü dershane meselesi cemaat için bir ibadettir. Bakın ben de inanan bir Müslüman olarak söylüyorum. Onun da kendi inandığı manzumede insan kaynağı, inandığı idealde insan kaynağı yetiştirebilmek üzere oluşturduğu bir ibadet mekanizmasıdır. Ve belki AK Parti belki bu empatiyi bugün yaptı yani mı yapamadı mı bilemiyorum. Şunu diyebilir miyiz? Kendi idealindeki devletin arka bahçesidir. Onu ben öyle diyeyim. Arka bahçesi mesela daha önceden meşhur bir ifadedir, evet, ama ben onu öyle demek istemiyorum. Ama şunu söylüyorum bakın ben bunu yine seküler bir mantık ve dille söylüyorum. Kapitalizmin mantığıyla söylüyorum. Yani dershaneler cemaat için olmazsa olmazıdır. Bir insan aynen. Bir insan kaynağı. Mesela diyor ya işte mesela ne olacak diyor biz bunu diyor hani iktidara gelsinler çok meraklılarsa biz diyor verelim dershanelerimizi onlar işletsinler. Ya bu söylenen sözün inanın bakın bu söylenen o sözün yani bir anlamda hani biz bakın ne kadar doğru söylüyoruz. Biz inandığımızı söylüyoruz. Bizim aslında böyle bir derdimiz yok noktasındaki bir ifadesidir. Mesela CHP'de veya diğer muhalefet partilerde ne diyorlardı? Bu ülkenin bir anayasaya ihtiyacı var gelin bir anayasa yapalım. Biz hazırız. Ne oldu? Dağıldı gitti değil mi? Yani mesela bu dershane meselesiyle ilgili de gerçek mesele dershanelerin devlete dönüştüğü teslimi, cemaat okullarının devlete teslim edilmesi gibi bir şey gündeme geldiğinde, gerçekleşecek bir duruma geldiğinde bunun da ne demek istediğim o zaman da ortaya çıkacaktır. Peki, böyle bir şey olamaz. Zaman, olmaz yani. Onların idealine ters bir şey bu. Anlıyorum. Yılların emeği boşa gider yani bu anlamda. AK Parti, evet. AK Parti'yi tanımlamak isterseniz istersek o zaman ters bir soruyla geleyim, evet. Ben. Tersten geleyim. 11 yıllık AK Parti süreci var. Evet. İktidarı var. Buraya da kabul etmek gerekir ki cemaatin hem ekonomik hem basın hem evet. Halk anlamında evet. Çok ciddi anlamda desteği olmuştu. Zaten bunu görüyoruz. Hatta yani referandumda hem sermaye hem kaynak anlamında evet, bir sürü evet, referandumda hatta referandumda hatta diğer kıtadan Sayın Hoca çok enteresan bir süreçte şey yaptı. Hatta dedi mümkünse gidin mezarlardan insanları kaldırın ki referandumda işte bu iktidarı desteklesinler. Yani bakın, şimdi ben ve şuraya gelmek istiyorum özür dilerim. Şu soruya gelmek istiyorum.
11 yıldır kol kola can cana gelmiş bu iktidarda. Şimdi AK Parti kendisi için nasıl bir tehdit gördü de dershaneler sürecinden başlayan bir süreç. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Buyurun lütfen. Siz tamam cemaati güzel tanımladınız. Evet. Peki AK Parti kimdir? Oraya gelelim. Eyvallah. Yani Türkiye'de AK Parti gerçeği nedir? AK Parti gerçeğinden sonra o zaman 11 yıl sonra masada hangi hesaplar karıştı ki bu derece... Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada az önce ifade ettiğim yere geldiğimiz zaman ki benim geçenlerdeki yazımda budur mesela. Cemaatten cemiyete, cemiyetten nereye? Hı hı. Sonra bir gün sonra da onun cevabını kendimce vermeye çalıştım zaten. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın. AK Parti'nin bu anlamda mesela cemaate karşı bir mücadele içerisinde çok olmadığını şuradan görebiliyorum mesela. Hani Bülent Arınç'ın yapmış olduğu açıklamada hani saflığımıza verin. Dedi ya hani saflığımıza verin. Biz bu kadar da olabileceğini hani çok düşünmemiştik falan gibi. Böyle bir ifadesi var. Ben bu ifadenin aslında bir anlamda yani hala umutlar var. İşte birlikte bir yol yürünebilir. Ama cemaat aslında burada cemaat değil cemiyeti aslında söylememiz lazım. Cemaatin bu anlamda ulusal ve uluslararası bir yapısı var artık. Onun da dengeleri var. Yani bir devlet gibi demeyeyim ama hani aile küçük çapta devlet büyük çapta ailedir diye bir şey var ya. Hani o kendi idealize ettiği anlamın içerisinde düşündüğümüz zaman kendi yapısının içerisinde onun da uluslararası gözettiği dengeler var. Yani çünkü 100'ün üzerinde ülkede cemaatin okulları var ki biz bunların ben kendi şahsen ben bunlarla hep iftihar ettim biliyor musunuz? Yani bugün yaşananları bizim hiçbirimizin arzu etme gibi bir lüksü olamaz diye reddedilme düşünüyorum. Gibi bir mantığı eyvallah. Yok. Reddedilme gibi bir mantığı yok. Yani ama şunu ben şu olaydan sonra bunu çok daha net bir tabloyla görebiliyorum ki yani bu uluslar ve uluslararası denge içerisinde de aslında yürütülmesi gereken bir şey. Çünkü bir cümle söylediğiniz zaman belki ulusal anlamda çıkarlarınız birlikte bir araya gelebiliyor AK Parti ile. Ama uluslararası zeminde AK Parti'nin politikaları değiştiği zaman sizin ona karşı bir şey söylediğinizde diğer taraftaki okullarınıza veya durumunuza zarar gelmemesi için bazen iktidarla çatışıyorsunuz. İki tane yani ikisinin de siyasi sosyal arenada, iktisadi arenada, siyasi arenada çatışan, birleşen veya çatışan yönleri ortaya çıkıyor işte. Dolayısıyla yani bu yapı cemaat açısından da bence çok sürdürülebilir bir şey gibi durmuyor. Her zaman bakın geçmiş tarihe baktığınız zaman da bu böyleydi ama bugün yani bu artık deşifre olmuş bir şeydir. Yani cemaatin artık burada çok daha net bir politika belirleyerek yürümesi gerekiyor. Bakın en doğru yol şeffaflık yoludur bugün. En büyük güç şeffaflıktır bugün. Yani teknolojinin bu kadar arttığı bir arenada, ortamda görüyorsunuz işte. Yani bir şey anında bir yerlere gidiyor, servis ediliyor, konuşuluyor. Dolayısıyla açık ve net politikalarla yürümek bugün herkes için daha doğru bir şeydir. Ve bu ülkenin huzuru için de daha doğru bir şeydir. Bakın bu ülke bir şekilde 2 günde, 3 günde, 4 günde milyarlarca lira para kaybetti. Tarihe gittiğiniz zaman bakın bir ülkeyi, bir iktidarı yok etmek isteyenlerin uyguladığı en temel politika nedir biliyor musunuz? Hep ekonomidir. Evet. Ekonomik problemi siz insanların önüne getirdiğiniz zaman diğer bütün meselelerin üzerine tuz biber olur. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü hatta mesela diyelim ki işte bunu gördük. Yani AK Parti diyelim bu şeyde hani One Minute olayında. Gaz mı gazze mi? O zaman biliyorsunuz 2009'da bir genel bir dünya buhranı yaşandı. Ve o yaşanan dünya buhranında Türkiye'de bir şekilde etkilendi. Ve ondan sonra AK Parti yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşadı o zaman. Hatırlarsınız. Yani bu neyi gösteriyor bize? Yani o zaman aslında insanlar ulvi, idealize değerlere değer veriyor olsalardı aslında başbakan orada One Minute demişti ve bütün İsrail'e ve Orta Doğu'daki o bütün zulümlere baş kaldırmıştı. AK Parti'nin o zaman çok daha büyük oy alması gerekirdi. Niye almadı? Yani insanlar çünkü ceplerindeki paraya bakıyorlar. Ceplerindeki paraya dokunduğu anda o sizin orada yapmış olduğunuz o One Minute bile ama çok fazla işe yaramıyor bazen. Gerçi şimdi evet. One Minute süreci çok farklı bir süreç. Oraya ayrı bir şey. Ben sadece bir örnek verdim. Sadece buralara bazen dedim ya işte insan akıl işte bir şekilde mesela akıl bağlıyor ya. Hani bir cümle söylediğiniz zaman hemen aklınız bir şekilde başka bir pencere açtığı için belki buralara gidiyoruz. Ama aslında söylemek istediğimiz her şeyin bu konuyla bir yerde bir ilintisi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında bugün yapılmaya çalışılan da yine aynı şekilde bu ülkenin ekonomik olarak sıkıntıların içerisine sokulması ve bu sıkıntılarla beraber bu ülkede
bir takım problemlerin oluşturulmasıdır diyorum. Hocam yani. Ben süreci biraz daha farklı bir boyuta götürmeye çalışacağım. Eyvallah. İki tane biliyorsunuz bir gezi süreci var. Evet, gezi sürecinde Sayın Başbakan bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki bu dış mihraklar eliyle yapılmış bir çabadır. İşte dünya finansörlerinin Türkiye'deki giden faiz lobisinin bir işidir dedi. Evet. Hani halk bunu eyvallah bir türlü veya nasıl söyleyelim. Genel olarak demeyelim de en azından kendi iktidar açısından, kendi oy potansiyeli açısından bir kabul alanı buldu. Ve bunu insanlar çok cidden de tartışarak savundular. Saygı da duymak gerekir. Tabii ki her ne kadar farklı görüşler olsa bile. Şimdi bu ikinci süreçte de mesela yargının 17 Aralık'ta medya ile beraber, aslında oraya da geleceğim. Medya ile beraber baskın yapmasıyla da beraber yine Başbakan Erdoğan çıkarak yine bu dış güçlerin bir oyunudur diyerek süreci yine... o tarafa doğru çekmeye başladı. Az önce sizin konuşmanızda beyan ettiğiniz gibi... Birileri mesela bu... Özür dilerim hocam, çok özür dilerim. Belirttiğiniz gibi milyarlarca dolar şu an kabul ettiğimiz bir gerçek, Türkiye kaybediyor. Yani her geçen dakika kaybediyoruz işte. Milyarlarca dolar kaybediyoruz. Kimin kazandığına bakmak lazım. Evet, şuraya oraya geleceğim. Madem bu da Amerika'nın, hatta Amerika Büyükelçisi açıklama yapma zorunda kaldı. Kardeşim bizim böyle bir şeyle, süreçle alakamız yok. Bizimle Türkiye arasındaki o ezeli ebedi dostluğumuza zarar vermeyin gibisinden bir açıklamalar bile yaptılar. Evet. Madem bu zaten iş politika, böyleyse... Politika biraz öyledir. Yani dışarıya siz kamuoyuna açıklama madem yaparken Başbakan Erdoğan'ın Erdoğan'ın dediği gibi ise ki Başbakan Erdoğan bir başbakan çıkıp böyle hani sırf laf olsun diye ortaya atmaz. Bunun bir istihbari bilgileri vardır. Tabii. Bir doneleri vardır. Başbakan da zaten bunu direkt Amerikan hükümeti yaptı demiyor doneler, ki. Doneler sayesinde. Yani, şuraya geleceğim. Madem böyleyse, şimdi taşları yerine koyuyorum. Evet. Cemaat diyorum. Evet. Baskın Amerika, Sayın Hoca Amerika'da yıllardır. Evet. Cemaatle Amerika arasındaki bir süreç mi var? Vallahi yani şöyle söyleyebilir miyiz? Daha net ifade söyleyeyim. Yani çok açık konuşacağım. Amerika'nın Türkiye'deki şekillendirmek istediği Türkiye'yi bu hiç kuşku yok. Cemaat eliyle mi yapıyor? Cemaat eliyle, sadece cemaat bunlardan bir tanesi. Cemaat Amerika'nın bir projesi midir? Cemaat da Amerika'nın bir projesi bence değildir. Nedir ama, o zaman? Ama bugün aradaki bağlantı ama bugün, nedir? Bugün de mesela yine aynı şekilde bakın ben bir şey az önce ifade etmeye çalıştım ya. Bunların hepsi bir takım yerlerde bir takım şeylerin menfaatlerinin uyuşmasıdır. Bugün uluslararası bir diplomasi gibi düşünmek lazım belki bunu. Yani bugün menfaatler uyuyor, yarın uymayabilir. Yarın cemaatle Amerikanlar arasındaki ne olacağını da kimse garanti edemez. Bugün sadece şartlar uyuyor gibi görünüyor. Yani her uluslararası politikada olduğu gibi. Yani onları bir arada aynı AK Parti iktidar açısından bugün öyle zannediliyor işte. Menfaatler yani var AK ve Parti'nin, ortak gibi gidiyor görünüyor. AK Parti'nin muhalefet çerçevesinde yani, ikisinin de girmesi sadece ortak menfaatlerin uyuşmasıdır. Dolayısıyla ben bugün aslında AK Parti ile cemaat arasında mutlaka dini duygular gereğiyle de bir duygusal bir bağ vardı belki. Vardı. Ama bunun dışında o yine diplomasi tarafı gibi düşünebileceğimiz bir ikinci bir ilişki de vardı. Çünkü bunun işte dediğim gibi bir cemiyetin içerisinde ne olması gerekiyorsa bugün cemaatin o adımlarının olduğunu da görüyorsunuz. Yani bugün cemaat kalkıp da hücre, yani diyelim ki mesela köşesine çekilerek, hücresine çekilerek orada efendim oturalım biz, sadece duamızı edelim, oturalım işte burada ibadetimizi yapalım ve biz bir cemaatiz demiyor, değil mi? Hoca efendi mesela şu anda Amerika'dan sürekli siyasi gündeme dair açıklamalar yapıyor. Mesela bir cemaat sadece cemaat olsa, bugün iktidarla bu boyutta savaşın içerisine girer miydi? Evet, girmez. Çekilir köşe. Ben kardeşim, ben ibadet yapıyorum. Benim varoluş sebebim Allah'a daha yakın olmak. Öyle değil mi? Öyle olması gerekir. Yeni siyasete karıştırmıyorum. Kısacası i̇şte, bu kardeşim. Yani ya, derim şunu yani söyleyeyim. Kendine ait bir düşüncesi, bir yapısı, inandığı bir değeri, manzumesi de olabilir. Ama bugün iktidarda olan bir parti diyor ki ben muhafazakar, demokrat bir partiyim. Onun dini inançlarını garanti altına alabilecek de olduğuna da inandığımız bir partiden bahsediyoruz, değil mi? Ama niye bugün çatışma var? Çünkü cemaat açıkça, ben artık bundan hiç şüphe etmiyorum yani. Diyor ki benim de kendime ait en iyi Müslüman benim Müslümanım. En iyi yol benim yolum, en doğru yolu ortaya koyacak ve yaşatacak olan kişi de benim içimden çıkabilir. Yani bu bugünkü biraz hareketler bana bunu andırıyor. Yanılıyor olabilirim ama kendimce ikna olduğum şeyler var.
Ve diyorum ki yani bir an evvel bizim bu tip saplantılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi bakın ben hatta bugün bir yazarın tweetine cevaben de bunu yazdım. Dedim ki eğer dedim iki tane Müslüman ihtilafa düşmüşse buradaki en iyi hakem Allah'tır. Evet. Yani şimdi o diyor ki ben en iyiyim, bu diyor ki ben en iyiyim. Yani şimdi herkesin kendine göre de argümanı var ama en doğru argüman fabrika ayarlarına dönerek bakılarak ortaya çıkarılabilir. Yani o İslam'a en doğru hizmeti kimin yaptığına ancak işte oradaki öze baktığınızda, peygamberin hayatına baktığınızda belki bunlar ortaya çıkabilir. Ona bakmak lazım. Ama şimdi herkes kendine göre bir argüman ortaya koyuyor ve herkes kendi argümanını doğru görüyor ki onun için bir mücadele ediyor değil mi? Hı hı. Yani şimdi mesela ben kendi davamda kendimi haklı görmesem sizinle mesela bir konuda ihtilafımız olsa sizinle tartışmayı sürdürebilir miyim? Derim ki tamam ben artık yani benim burada ortaya koyabileceğim bir argümanım yok. Ben siz doğrusunuz derim çekilirim. Veya siz dersiniz çekilirsiniz. Ama demek ki biz bir şeyi tartışmasız olarak şu anda. Çünkü hani dedik ya az önce yani insan inandığını görür. Evet. Neye inanıyorsak onu görürüz. İkincisi de şöyle bir cümle var. Aynı cümlenin farklı bir mealen söyleyişini söyleyeyim. Eğer diyor zihin hazır değilse göz görmez. Zihin neye hazırsa ya da onu görür. Evet. Şimdi bugün bu tablonun içerisinde ne yaparsak yapalım insanlar siyaset algısı içerisinde inanın bu siyasetin getirdiği bizim önümüze sunduğu bir takım böyle puslu şeylerle bu tablonun içerisine baktığımız için belki her iki tarafta bugün birbirinde göremediği şeyler var diye düşünüyorum. Daha açık, daha şeffaf gözlerle bu konuya baktığımız zaman zannediyorum ki çok daha farklı şeyler göreceğiz. Ama şurada hiç şüphem olmadığına inanıyorum. Ben öyle inanıyorum en azından. Bugün yapılmaya çalışılan şey de bakın belki cemaat bugün bunun farkında ya da değil. Hı hı. Ama anlaşılan açıklamalardan belli ki mesela bu işte yurt dışından bir takım şeylerin bu işin içerisinde katılabileceği, yönlendirebileceği ile ilgili açıklamalar da yapıyorlar. O alandaki kalemler. Ve dolayısıyla belki bunun farkında olduklarına da belli boyutuyla söyleyebilirim. Ama inşallah bu böyle değildir. Dolayısıyla bugün bu yapının içerisinde mücadele ederken dış güçlerin oyunu var deniyor. Fakat aynı oyunun var denmesine rağmen, bu oyunun farkında da olunmasına rağmen hala çatışma devam ediyor. Hı hı. Yani herkes sulhten bahsediyor ama aynı zamanda yine herkes kavga ediyor. Nasıl olacak bu? Tam oraya geleceğim. Aslında sorularla yine farklılaşacak da süreç. Nereye gider bu süreç sizce? Yani bu çatışmayı sürdürür mü iki tarafta? Bakın şöyle söyleyeyim. Artık bu saatten sonra... Şu bir gerçek değil mi? Şu an bu çatışmanın onlar açısından yani AK Parti ve cemaat açısından kazananı yok. Şu an tabiri asla. Caizse iki ağır sikletin önümüzdeki tabii ki ringe çıkıp birbirlerini sürekli yıpratması var. Yani birbirlerini eritiyorlar. Evet. Nereye gider süreç? Bakın ben şu anda tabii ben bir hukukçu değilim. Üçüncü bir kazanan olur mu? Ben bir hukukçu değilim. Özür dilerim. Üçüncü kazanan olursa kim olur biliyor musunuz? Üçüncü kazanan bu ülkenin zayıflaşmasını, yoksullaşmasını, problem yaşamasını isteyen, hatta onu böyle gözlerini silerek tekrar olayları izleyen, belki de hatta birazcık da salyalara akarak, tabirimi mazur görün, salyalara akarak bunu izleyen, belki Türkiye'de, belki yurt dışındaki insanları sevindirir. Başka kimseyi sevindiremez. Nerede durur veya nerede biter? Nerede durur veya nerede biter onu söyleyeyim. Yani tabii ki bununla ilgili bir öngörü ortaya koymak mümkün değil. Burada sonuçta bir iktidar partisi var, bir hükümet var. Dolayısıyla bir başbakanın tabii ki bu anlamda yapmak istediği şey bir defa en büyük çatışma noktalarından bir tanesi de şu. Onu da söyleyeyim. Yani cemaatin imam hatipler üzerinden bir nesil ortaya çıkmasına karşı da bir direnci var. İmam hatiplerin tabanıyla cemaatin çünkü yetiştirmek istedikleri yurtlarındaki mantık farklı. İnsan kaynağı aynı noktaya çıkmıyor. Çıkmıyor onların inancına göre. Hocam burayı biraz açalım ne olursunuz. Evet. Ben kafamdaki kafamdaki o şablonu şekillendiremiyorum.
İmam Hatip'teki çocukla, yani İmam Hatip'teki evet. İslami zihniyetle cemaatin yetiştirmek istediği zihniyetin arasındaki fark ne? O zaman yani aynı mezheptaş değil mi bu insanlar? Tabii ki Ehl-i Sünnet hepsine sonuçta nerede farklılık nereden çıkıyor işte biliyor musunuz? Yani bu farklılık şuradan çıkıyor. Yani birisi nur talebesi. Yani tamamıyla kendi tarikatine, kendi inancına, kendi kitaplarına tabi olacak. Çünkü böyle bir şey olacak. Şöyle, tabii ki yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani en iyi yol, en iyi tarz benim tarzım. Evet, bunu ben saygıyla da karşılarım. Anladım, bakın bir inancı, bir ideolojiyi empati yaptığımda, onun yerine kendimi koymaya çalıştığımda bu anlayışı görürüm de. Çok net anladım. Ben bunun çatışmacı bir dille ortaya konup bugün bu ülkeyi bu duruma getirmesine ben karşıyım. Yoksa ben onu anlayabiliyorum yani ne yapmak istediğini. Onu bir yere de koyabilirim kafamda. Benim işte az önce de en başında da itiraz ettiğim şey, kardeşim artık bir dili açıklaştıralım, şeffaflaştıralım. Ne yapmak istediğimizi herkesin önünde açık açık söyleyelim. Yani biz siyasetin içine girmeyiz. Bizim farklı bir kardeşim o bir zaman taraftan da o zaman eğer bir farklı bir insan yetiştirme profilimiz yoksa niye bu konuda o zaman ısrar ediyoruz? Ama ben niye ediyoruz'u sorarken yani sorgulamıyorum. Ama madem ki bu yolda böyle gitmek istiyorsun onun arkasında da açık bir şeffaf bir şekilde duralım yani. Ama şu gerçeği de biliyoruz ki cemaat her zaman ANAP iktidarında da olmuştur. Doğru yol zamanında da olmuştur. O Çiller döneminde de olmuştur. Bakın, Süleyman Demirel zamanında da olmuştur. Hep o zamanda solda iktidardayken cemaat sürecin içerisindedir. Sağda varken bunu artık biz biliyoruz. Bugün yani, aynı şeyi yapmaya çalışılıyor evet. Ama deşifre oldu bugün bakın. AK Parti içerisinde büyümüş haliyle. Artık cemaat oldu. Değil cemiyet şeklinde oluşuyla artık dediğiniz gibi kılıç kınına artık sığmıyor. Yani bu eskisi gibi biz siyasette değiliz bilmem neyiz filan. Bu saatten sonra işte bunu söylüyorum. Evet. Bu saatten sonra bu nereye varır dediğinizde ben diyorum ki bu yol artık cemaatin artık bu toplumun içerisinde cemaat değil cemiyetin şartlarına göre şekillenip yürümesi gereken bir sürece dönüşmüştür. Artık kendi yolunu bu anlamda ortaya koyup yani biraz onunla yürüyeyim, biraz bununla yürüyeyim. Yarın bir gün işte biraz iyice büyüdüğüm zaman ve insan kaynaklarım, parasal kaynaklarım belli bir yere geldiğinde kendi inancımı ve idealimi, anlayışımı ortaya koyarım diyebileceğim yere kadar ben bir şekilde aynen diplomasi ilişkisi yürütür gibi yurt dışıyla, yurt içiyle ve değişik noktalarla kiminle bugün yürüyebiliyorsam onunla yürüyeyim. Noktasından bugün artık çıkıp açık bir şekilde bu ülkede siyasetin arenasında buyursunlar. Siyasetin arenasının içerisinde partilerini kursunlar ve bu ülkede demokrasi. Ben çünkü insanları sandıkta seçimlerle getirip seçimlerle götürebileceğim bir zemin içerisinde ben şeffaf. Muhatap olmak isterim. Halkın tamamen evet. Demokratik. Evet. Buyursun kardeşim buyursunlar. Yani bu ülkede seçilmiş bir iktidar var. Madem bu kadar istenmiyor, madem bu kadar istemeyen varsa eğer buyururlar, çalışırlar, çabalarlar. Hani o şeyde nasıl çalıştılar değil mi? Yani bir şekilde referandumda evet. Bunun çabasını ortaya koydular. Bu sefer de farklı bir yönden ortaya koysunlar. Muhalif olarak çalışsınlar. Bakın onlar başımızın üstünde yeri var. Ama yani bugün bakın belki yolsuzluk diye bir şey varsa eğer, yolsuzluklar varsa eğer bunların üzerine de gidilsin. Bu ülkede yoksul bir insanın, fakir bir insanın doğmamış çocuğun ekmeğine göz diken kim varsa o da en ağır şekilde cezasını çeksin. Ben bu ülkenin gençlerine konferanslarında ve seminerlerinde ben bunları anlatıyorum. Ben asla bunun tarafında hiçbir şekilde duramam. Fakat açık ve şeffaf bir şekilde bu ülkede seçimler vardır kardeşim. Gelirsin, sen de seçimlerde kendini oylattırırsın. Ama bu ülkede birilerinin oyuyla bu ülkede başa gelmiş kişiye de 3 sene mi 5 sene mi tahammülünü göstereceksin. Peki Sayın Hocam. Çünkü bunun sonu yok. Bunun sonu yok bakın. Yani bu izlenen politikanın sonu yok. Çünkü bu bumerang gibi dönüp hani bir sosyal rezonans gibi bir şey bu. Peki hocam. Döner ve bu ülke hiç bu buhrandan çıkamaz. Bakın, gerçekten. Bu ülkeye hafızasını bu yüzden unutturdular zaten. Peki, bu ülke. Ve bunu çok günlerce konuşurum bakın o kadar bu anlamda o kadar doluyuz ki bu anlamda mesela konuşurken heyecanıma da engel olamamamın sebebi de budur. Bu ülkenin artık gençlerini, bu ülkenin topraklarını, bu ülkenin hakkını, hukukunu artık gerçek bir hukuk standardına getirelim ve bu ülkede biz hukuka hep güvenelim. Yani ben hukukçular konuştuğu zaman umut bulayım, umutlanayım, içime karamsarlık gelmesin. Peki iki tane soru soracağım bununla ilgili. Ben bunu arz ediyorum. Gerçekten yani bunu arz ediyorum. Hani tamam şunu çok net gördük sizin açınızdan bu gerçekten cemaatin bir operasyonu.
Zaten tablo belli. Bakın cemaatin yayın organlarına baktığınız zaman nerede durduğunu görüyoruz zaten. Anlıyorum. Ve dolayısıyla zaten bu işin içerisinde eğer bu sadece yargı... Aslında bizim açımızdan da öyle diyelim. Yani realite şu. Realite artık bu cemaatin operasyonu. Bu artık hafızaları belirtilerin olduğunu... Zaten öyle bir şey yoksa sadece bu yargısal bir meselede bir yolsuzluk operasyonu şeklinde kalacak idiyse hukukçular bu işi götürürdü. Niye hala cemaat bu savaşını veriyor? Şuraya gelmek istiyorum. Vermesin o zaman. Sayın hocam. Taraf olmasın. Siz İsmail Öz olarak... Peki gerçekten bir yolsuzluk olduğuna inanıyor musunuz? Bakın şu anda... Var mıdır bir şey? Bakın şöyle söyleyeyim. Hani şeffaflıktan bahsediyorsunuz ya. Yani evet. Tamam cemaatin operasyonudur bu kendi yerinde dursun. Eyvallah. Siz bir yazar olarak... Evet. Bu süreç içerisinde gerçekten AK Parti iktidarı şeffaflığını kaybetmiştir ve aklına hafif de olsa bir sis bulaşmıştır. Bir yolsuzluk vardır. Bakın ben şunu söyleyeyim. Ben hep en başından beri şunu söylüyorum. Eğer başbakan... Bu haksızlık veya hukuksuzluk varsa işin içerisinde, bir hırsızlık varsa işin içerisinde, başbakan o hırsızlık ortaya çıktığında onun arkasında duruyorsa, o zaman başbakan benim için bir anlamda şeyini kaybeder, şeffaflığını kaybeder. Ama eğer başbakan bu durum tescillendiği veya hukuk tarafından ortaya çıkarıldığı adil yargılanmalar sonucundaki en büyük arzularımızdan bir tanesi. Bu ülkenin, çünkü bu ülkenin kaybetmemesi için bu çok önemli. Yani ya bu ülkede aklı selim insanlar, aklı başında insanlar, ya o kadar üniversite okumuş, o kadar tahsil görmüş, kitapları okumuş insanlar, ya bu ülkenin bir yargı süreci devam ederken veya ettirilirken bu ülke nasıl yapılır da kaybetmesi de hesaplayabiliyor olması gerekir diye düşünüyorum. Yani 3-4 tane davayı bir araya getirerek bu ülkede bir bomba patlatır gibi, bir sosyal bomba patlatır gibi bunu buraya getirmek hakikaten ya ben bu ülke için üzülüyorum ya. Yani bu ülkede kaybediyoruz işte o zaman yani. Ya niye Batı'da bunun standartları farklı işlerken bizim ülkemizde bunlar farklı işliyor? Niye Orta Doğu toplumlarına reva görülen şey bugün bu ülkeye reva görülmek isteniyor da biz bunu görmüyoruz? Niye? Evet. Niye buna zemin tutuyoruz? Niye bu zemini biz oluşturuyoruz? Neden yani? Yani mesele şu. Bakın işte ya bunu bu yargıda... Soruşturmanın gizliliği ilkesinden hareket ederken niye biz bunları her yerden çarşaf medyada, Facebook'larda, Twitter'larda bunları görmek zorundayız ki? Niye bunlar bu ülkenin önüne ne bileyim böyle umutları zedeleyecek, insanların huzurunu... Bakın şu anda herkes gözlerini dört açmış televizyonlara bakıyor. Niye? Çünkü herkesin üzerinde bir endişe var ya. Bakın Maslow'un toplumsal hiyerarşik yapısının içerisinde en temel ihtiyaçlardan ikincisi güvenlik ihtiyacıdır, biliyor musunuz? Evet. İnsanlar güvenlik ihtiyaçlarını kaybettikleri zaman, güvende olma duygularını kaybettikleri zaman o insanlar için hiçbir şeyin bir manası yoktur. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Çünkü insan önce kendisini, karnını doyurur, sonra güvenli bir yer arar, güvenli bir liman arar, ondan sonra üstüne sosyalliğini koyar. Kariyer inşa edeyim, ailem olsun, evet. Efendim geziyim, tozayım, sanat edebi yapayım, edebiyat yapayım der. Güven yoksa neyi yapacağız? Kendimi güvende hissedemiyorsam neyi yapacağım? Bu ülke niye işte sanatta, edebiyatta, sosyallikte niye gelişemiyor biliyor musunuz? Niye bu ülkede hep siyasi tarih ön plana çıktı da sosyal tarih hiç öne çıkamadı? Kültür tarihi, edebiyat tarihi hiç öne çıkamadı? İşte hep biz bunlarla uğraştık biliyor musunuz? Birinci derecede, ikinci derecede problemler önümüzde hep var oldu. Biz hiç kendimizi güvende hissedemedik. Hep korkak. Hep korktuk, hep endişe ettik. Hep geleceğimiz için, geleceğimizle ilgili konularda iki üç tane adamı... Birbirimize güvenmedik değil mi hocam? Güvenemedik. Ve hep birbirimizin de ağzından çıkacak iki kelimeye baktık. Mesele hukuk olmadı. Gerçek hukuksal zeminde anayasayla, kurumsal yapılarla. Bir başbakan bir ülkede öyle bir, bugün İngiltere'ye gidin, Amerika'ya gidin, değişik ülkelere gidin. Belki de 3 ay, 4 ay başbakan veya başkan orada olmasın. Orada işler düzenli bir şekilde yürür gider. Çünkü niye? Çünkü var. Sistem var, kurumlar oturmuş. Niye bu ülkeye bunlar çok görülüyor? Bizim suçumuz ne? Ne? Yani Orta Doğu'da olmak mı? Orta Doğulu olmak mı? Veya Müslüman, Müslüman olmak mı? Ne? Yani birilerinin bunu cevaplaması lazım. Bu ülkenin mesela eski Fransa... Sizce ne hocam? Eski Fransa Başbakanı'nın bir sözü var biliyor musunuz? Bu Tutsiler Mutsiler vardı hani Ruanda'da birbirlerini katlettiler. Orada o adamın söylediği bir söz vardı. Ne diyordu biliyor musunuz? Toplu ölümler olduğu zaman bazı insanların ölümü o kadar da önemli değil diyordu. Biz bazı insanlar oluyoruz işte. Mesele bu. Biz teferruat öğrenerek, okuyarak insanları yanıltmak ve şaşırtmak durumundayız. Doğru gençler yetiştirerek, doğru insanlar yetiştirerek, çok okumalarını onlara öğütleyerek,
yepyeni bir nesil inşa ederek, onların sükutu hayallerini ortaya çıkararak, şunu da demek, şaşırtarak bunu yapmak şunu zorundayız. Demek gerekir, yoksa hep birileri bizim önümüze algı sürecini geliştirir. Mesela İran'daki devrim, 74'teki devrim ne oldu? 79. British 74'te, 74'teki devrim. Bir de 74'te de var. Hı hı. Orada millet sağ sol savaşı diyebildi ama aslında İran'ın petrollerinin diğerlere pazarlanmasıydı. Ama birileri sağ sol savaşı diyebildi o devrimi. Evet. Niye bu algıların içerisindeyiz? Mesela biz oy kullanıyoruz değil mi? Bizim aklımız, fikrimiz yok mu? Peki bizim hocam, önümüze o sandıkları koyduğu zaman başımıza gelip de yurt dışından, Avrupa'dan, Amerika'dan bir asker gelip bir şey kafamıza bir şey mi dayıyor da biz oraya oy veriyoruz? Değil. İsmail hocam çok güzel bir yere denk. Yani algılar, gerçekten algılar, bakın, bakın, algılar. O kadar güzel bir yere geldiniz ki. Ben, fakat ben şuraya geleceğim. Bakın hocam. Şimdi cemaat gerçeğini falan konuşuyoruz. Hani diyoruz evet bu 17 Aralık cemaatin operasyonu falan. Çok evet, güzel bir şey dediniz. Dediniz ki gençlik okumalı, bilinçli, tabii akademik ki, gençlik ortaya çıkmalı, evet, sahneye aynen, çıkmalı. Bakın ben az önce yani bu tamamıyla bireysel görüşümdür. Evet. Katılırsınız, katılmazsınız. Saygı duyarım. Ama şimdi bir gezi gerçeği var. Bakın orada şiddet yapanları savunmuyorum, tasvip etmiyorum. Evet. Molotof atanları tasvip etmiyoruz. Veya ne bileyim tomaların üzerine dozerlerle gidenleri tasvip etmiyoruz. Ama orada bir nesil vardı, bir gençlik vardı. Ben onu çok net biliyorum. Evet, o ilk güçlü. Herkes de onun hakkını veriyor zaten. Bakın hocam, bir orada bir aydın bir gençlik, bir üniversiteli, bir akademik bir gençlik var. Bir sorgulayan bir gençlik var. Bu gençler, bakın evet, ben bizzat yaşadığım için diyorum, bizzat süreci bildiğim için diyorum. Orada gaz bombası kendi gözlerine bırakın. Sokakta köpeklerin gözüne gaz bombası giren bir süreçte o gençler limonlarla köpeklerin gözündeki gaza bile müdahale eden bir gençlik vardı. Yıkma, evet, özür dilerim, evet, bir yere geleceğim, ne olursunuz. Az önce çok güzel dediniz ki sorgulayan, okuyan, bilinçli bir gençlik. Hocam Allah'ını severseniz bu gençlerin Gezi Parkı'nda oturma eylemi yaparak veya fikirlerini tartışarak veya sorular sorarak veya pankartta hakaret varileri demiyorum. Bakın onu yapanlar orada yanlış. Orada zaten ayrılıyor zaten. Yani onu herkes ayırıyor. Gerçekten demokratik anlamda siz de üniversitede görev yapan bir insansınız ki uzmanlık alanınız daha çok gençlik sosyolojisi tabii, hocam. Evet. Allah'ını severseniz bu iktidarın o gençlik üzerine o kadar oransız güç kullanması da az önce söylediklerinize çelişen bir süreç değil mi? Yani biz bir yandan sorgulayan gençlik istiyorken bir yandan da Gezi Parkı'ndaki o güllerin üzerine biraz sanki ateş atmadık mı? Şöyle söyleyeyim bakın, tabii ki gönül isterdi ki mesela o tip olayların hiçbir tanesi olmasın. Yani daha yani bir bunu, insancıl, bunu insan arzu daha eder. Bir... Bunu insan arzu eder. Bakın mesela ben şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun şiddete dönüşmediği sürece, şiddet diye bir şey dil, şiddetin dili ortaya çıkmadığı sürece ben her düşünceyle otururum, fikirlerimi konuşurum. Mesela bu olmalı yani. Çok da rahat da konuşurum. Hı-hı. Hiç problemim yok. Şu anda her farklı jargondan, dilden, her ne olursa olsun yeter ki tartışmayı bilsin. Ben onun en hararetli tartışmasını bile otururum dinlerim. Mesela bu olur. Hiç problem yok. Hı-hı. En radikal kanalları da dinlerim. Hiç problem yok. Mesele şu. Burada dediğim gibi gönül ister ki o da olmasın. Hı hı. Fakat orada mesela tasvip edilir bir işte tarafı yok değil mi hocam? Ama, onu, yani. Ama şöyle söyleyeyim bakın. Yani o köpeğin gözündeki yaşa limonu sürüp de oradaki acıyı almaya, dindirmeye çalışan bir insanın durumunu da anlarım. Ama başka bir taraftan aynı insanın polise saldırırken bunu polisin de bir insan olduğunu gözünden çıkarıp aynen bizim trafikte, kesinlikle, aynen bizim kesinlikle trafikteki giden insanlar gibi, insanlar arabayı sollarken efendim Renault solladım, efendim, marka şeyi belki vermeye gerek yok ama falanca marka arabayı solladım, filanca marka arabayı solladım. Ondan sonra Allah korusun bir kaza gündeme geldiğine bakıyor ki içinden bir tane adam çıktı. Vay be, ya bu bir teneke değilmiş, içinden de bir tane can çıktı, bak adam çıktı içinden bir tane diyoruz değil mi? Şimdi bu aynı duruma benziyor. Ya polis dediğin zaman polis de bir insan. Kesinlikle. Yani o işte bunlar. Bunlar ne biliyor musunuz? İşte bunlar hep bu algı savaşlarının içerisinde gözümüzü kör eden, hı hı, onun içerisinde bir insanın olduğunu unuttuğumuz, birilerinin bize öyle gösterdiği, bakın işte bazı durumlarda ne oluyor biliyor musunuz? İnsan denen faktör sadece soyut bir nitelikte kalıyor biliyor musunuz? İnsanlar mesela, insanlar önemli, insanlar kıymetli, insanlar değerli diyoruz. Ama aynı insan Ahmet, Mehmet, Hasan diye somutlaştığında aynı samimiyet ortaya çıkmıyor. Niye biliyor musunuz? İnsanlık dediğin şey soyut. Problem yok.
Ama Ahmet dediğinde başka bir şey devreye giriyor. Ha bu Ahmet filan yerde de şöyle yapmıştı filan da bilmem neydi filan deyip artık onu biz o insan denen o kusursuz, kafamızdaki kusursuz, kutsal varlığı, insan denen kutsal varlığı şahsa indirgediğimizde... Pratiğimiz yok açıkçası. Şahsa indirdiğimizde aynı saygı kalmıyor. Bu kadar evet, basit. Hocam, bu benim söylemek istediğim bu. Her iki tarafında birbirini görmesi gerekir. Farklı bir konuya gelmemek lazım. Biraz konuyu dağıtıyoruz. Tekrar tamam. Şeye gelelim. 17 Aralık sürecine girelim. Burada çok güzel mesajlar verdiniz. Gerçekten eyvallah. Gençlikle ilgili. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İhtiyacımız olan şeylerdi. Eyvallah. Aslında bu sıcak gündem geçtikten sonra sizi ayrı bir programda sırf eyvallah, uzmanlık alanınız noktasında gençlik sosyolojisi üzerine de davet etmek isterim. Onların gençliğin da, tarihinden bugüne kadar neler yaşandığı, eğitimler nasıl oluşturuldu, ideal inşa edilmiş o çocuklar, inşa edilmiş o gençler nasıl oldu, biz niye bugünlere geldik? Tabii ki onları bilimsel yönde onları da ayrıca konuşmak istiyoruz. Evet. Onları bildiğimiz için zaten bugün bunlara son 10 dakikamıza giriyoruz. Tabii. Zaman kam aslında yolda gelirken de konuştuk. Yüzlerce soru var. Bunu bir saate sığdırmamız yani, mümkün değil. Evet. Ben sadece şuraya geleceğim. İnsanların sabrı olmaz bizim de tabii. Yoksa günlerce konuşacak şeyler bunlar. Artık yani zaten günlerce konuşuyor. Zaten medyada farklı tartışma konularında bütün uzmanlar, gazeteciler, yazarlar konuşuyorlar. Hocam yine cemaat gerçeğine gelmek istiyorum. Cemaat artık Türkiye'de yani ben açık net konuşacağım. Ben böyle hani siyaset yapmasını bilen bir insan değilim. Şeffaf olmayı her zaman yeğleyen bir insanım. Gelen bir takım asparagas haberler diyelim veya kulaktan dolma bilgiler diyelim. Cemaatin oy anlamında Türkiye'de artık %5'lik bir oy oranının olduğu ve artık çok ciddi anlamda bir iktidarı veya muhalefeti belirleyebilecek bir güce sahip olduğu ve aynı zamanda medyasıyla, ekonomisiyle, iş adamları bazında tabanıyla... Eğer mesela ben şimdi sizin sözünüzü söyleyince ben hemen şu aklıma geldi mesela. Madem hani böyle bir durum var, yani neden bununla ilgili bununla ilgili bir istatistik henüz tam net bir şekilde ortada yok. Çeşitli rivayetler yani var. Ilgili, evet, ama şunu söyleyeyim. Yani burada iktidarı etkileyebilecek bir çoğunluğu var idiyse neden bunu bugün yaptın? Ne lahana turşusu ne perhiz demek lazım değil o zaman. Mi? Anladım cevabı bu anlamda. Evet. Yani, ben o zaman farklı bir yola girmeleri lazım. O zaman onların kendilerince bekledikleri o olgunlaşma zamanı gelmiş demektir. Buyururlar. Kendilerini sahnede artık ne yapacaklarsa o sahnede biz onları da görmek isteriz. Yani ben bundan rahatsızlık da duymam. Tam tersine. Parti kurar mı cemaat? Ya ben şöyle yani söyleyeyim. Bu alışkanlığı fark eder mi? Bugün bu reddediliyor. Fakat şunu ben biliyorum ki yani bunu artık gizlenecek bir şey de yok. Yani bunu açıkça itiraf etmeleri lazım. Kalksınlar. Bu çünkü ileride gitmek istedikleri ideal budur. Benim cemaatten mesela bir arkadaşım var, hocam var. Onunla mesajlaşırken çok da rahat konuşuyorum ben. Oradaki her arkadaşımla şu anda gayet de diyalogum en üst seviyede devam ediyor. Konuşuyorum, muhabbetlerim de var. Ben bunu yadırgıyor olduğumdan değil. Bakın, ben bugün izlenmek istenen bu savaşçı yöntemin, kükreyiş yönteminin doğru olmadığını ve bu kükreyişin de başka bir muhafazakar demokratım diyen bir dindar insana da yapılıyor olmasından ben rahatsız olduğumu dile getiriyorum. Yoksa o hocamız mesela dedim ki hocam ben bir yazı yazmıştım. Yazıma da o da yorum yapmıştı da ben de ona dedim ki hocam dedim o zaman dedim sizin o benimle işte o kitaptan bir bölüm paylaştı. Ben de daha sonra kaynağından buldum onun üzerinden de bir yeni bir yazı oluşturdum. Dedim o zaman dedim hocam demek ki benim dünkü yazım dedim sizin bu gönderdiklerinizden üzerinden tasdiklenmiş oldu. Yani bir gün önce dedim işte o cemaatten cemiyete cemiyetten nereye aslında bir hayal bir ideal var. Yani o ideali ortaya koyuyordu. Dolayısıyla hocam da aynen bana şu sözü söyledi dedi ki yani bu kadar dedi uzun yol dedi bu her yolun dedi bir idealizasyonu vardır. Her yol mutlaka bir ideal bir noktaya ulaşır. Bu sonuçta dedi bu yol uzun yol dedi ilelebet dedi insan ve para kaynağı biriktirme yolu değil dedi yani. Bir yerden sonra dediğiniz gibi. Peki hocam. Yani bunu onlar kendileri daha iyi biliyorlar. Ben bunlara konuşuyorum. Bu empatiyi rahat artık çok iyi yapabildiğim için benim ne demek istediğimi bu anlamda çok daha iyi karşılık bulacaktır. Yani dinleyenler bunu anlayabilirler bu anlamda. Dolayısıyla benim söylemek istediğim bunun yanlışlığı değil. Yani biraz onunla biraz az önce de söyledim bakın bunu 2-3 defa da tekrar ediyorum çünkü burası önemli. Burayı iyi anlamam lazım kendimce de. Dolayısıyla artık yani biraz onunla bu işi yürüyelim. Biraz bununla yürüyelim. Biraz ona destek verelim. Biraz buna destek verelim durumundan çıkıp artık kendi yollarını kendileri belirleyebilecek bir noktaya gelmeleri lazım. Peki şunu bu kadar basit yani. Çok net biliyoruz. Yoksa bu doğru bir yol değil yani. Çok, bu doğru net, bir yol değil. Çok net gördüğümüz bir nokta var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela AK Parti iktidarı hükümet anlamında mesela istihbarata çok hakim olduğunu biliyoruz. Evet. Sayın Hakan Fidan
ki evet. Sayın Başbakan'ın en yakın adamlarından bir tanesi olarak evet. biliyoruz. Cemaat devletin hangi mekanizmalarının tamamıyla hakimiyeti altına almıştır sizce? Yani şu an yargı sürecinin ve özellikle polis teşkilatının cemaat üzerinde yargının ve polis teşkilatının emniyet içerisinde cemaatin çok ciddi anlamda bir bakın, sürecin olduğunu söyleyeyim. Bakın ben şunu söyleyeyim. Ben şuna inanıyorum. Hangi kanallarda daha çok, devletin hangi mekanizmalarında daha çok güçlüdür? Şunu bir defa en azından ya tarih bilimini, biraz siyaset bilimi, biraz sosyoloji bilimiyle uğraşmış, en azından birazcık o tarlada vakit geçirmiş birisi olarak söylüyorum. Bir iktidar asla savaş veya kavga istemez. Çatışma istemez. İstemez. Yani siz başbakanın olarak empati yapın. Yönettiğiniz bir iktidarda, ülkede kavga olsun ister misiniz? İstemem. Niye istiyorsunuz ki yani? Durup dururken huzurunuzun kaçmasıyla ilgili ne derdiniz olabilir? Dolayısıyla bugün ben AK Parti'nin kesinlikle bir kavga, bir tartışmadan yana olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü iktidar olmanın gerektirdiği bu. Hı hı. Gerekliliği bu. Dolayısıyla da bu devlet refleksi içerisinde bir devleti, iktidarı yöneten, bir ülkeyi yöneten bir başbakanın kendi gemisini sağlıklı, sıhhatli bir şekilde o yolcuların hiçbir tanesine, hangi görüşten olursa olsun, hiçbir yolcusunun burnu kanamadan, tabii biz bunu her ne kadar idealize bir şekilde bunu söylüyor olsak da burnu kanayanlar oluyor mu? Oluyor. Ama İdeal noktada, bunu asla istemeyecek bir noktada gemisini o seçim limanına ulaştırmak ister. Hı hı. Bunu mutlaka ister. İstememesi demek o partinin veya o iktidarın farklı yollar izlemesi anlamına gelir ki bu bir iktidar için hiçbir zaman, yani benim gördüğüm bir tablonun içerisinde böyle bir tablo yok. Hı hı. O büyük resimde böyle bir tablo yok. Çünkü sürekli hani halkın önüne çıkarak millet vurgusu yapan, sürekli ki bir defa şu da bir gerçek yani bu 3 defa 7 defa seçim yapıldı değil mi AK Parti iktidarı döneminde? Evet, yerel seçimlerle beraber. Ya referandum şu bu filan hepsi 7 defa yani sonuçta bu iktidar seçime girdi mi? Girdi. Yani bir yerde dedi mi ki ya hayır efendim ben işte diktatörlüğümü ilan ediyorum. Bundan sonra bunlar kalkar. Biz geçmişte diktatörlüğün nasıl olduğunu gördük bu ülkede. Yani Mete Tuncay'ın ifadesiyle oy birlikli demokrasinin ne olduğunu gördük. Yani tek parti iktidarı döneminde bakın, bugün bununla ilgili yapılmış çok ciddi bilimsel araştırmalar var. Bizzat sayılarak yapılmış hepsi. Burada yaklaşık 518 bin civarında oy kullanılmış. 20 yıllık iktidar boyunca. 20 yıllık iktidar. 518 bin civarında yaklaşık. Bunların ne kadarı sizce muhalif oydur? 280 küsür. Bakın. 20 yılda muhalif oy 280. Çekimser de 33. Yani oy birlikte demokrasiden kastediyoruz. Yani mesela işte buraya bir aday koyuyorsunuz. Tek bir aday. Başka birini seçme şansları yok. Açık oy, gizli sayım. İstersen. Yani mesela bu. Eğer bu iktidar bunlara talip olsaydı, diktatöryel bir takım şeylere talip olsaydı, bu ülkede bunları görürdük. Hocam, gördük mü? Görmedik. Son, ben görmedim. Son 5 dakikalık söylesin. Son 5 dakikalık sürece geliyoruz. Tamam. İsterseniz şu sorumla genel olarak ne ifade etmek istediğinizi aslında bu söylediklerinizle bağlantılı olduğu için bu soruları evet. bitirmek istiyorum. Ardından ben kapanışa geçeceğim. Evet. Cemaat sürecini konuştuk. Cemaati açıkçası hani ekran başında olan seyircilerimiz evet. ne algılamıştır, nasıl algılamıştır, buralardan ne sonuçlar çıkarmışlardır bilmem ama ben açık konuşayım. Çok ciddi anlamda istifade ettim. Birçok kafamdaki soru işaretini yani onu başarabildim. Cevaplamış oldunuz. Ama şu özellikle 11 yıllık iktidar sürecinde, AK Parti sürecinde biz kendi gençler arasında tartışmamızda şunu konuşuyorduk. Bu soruyu size sormak istiyorum. Evet. Gerçekten AK Parti sizin söylemiş olduğunuz idealinizdeki şeffaf toplum, demokratik toplum, tamam belki 70 milyon bir nüfusu temsil etmeyecektir fakat herkesin hakkını veren, zaten dünyada %100'ü temsil eden bir iktidar var mı? İktidar olmaz. Şuraya geleceğim. Yani böyle bir şey en yani, önemlisi hayal, de, hayal en önemlisi yani. Ve en önemlisi evet. tamamıyla dış mihraklardan bağımsız özerk bir Türkiye.
Özel her demeyelim. Özel. Yani şöyle özgür. Şey, özgür. Özgür bir evet, Türkiye evet. idealini. Özellikten kastım da yani böyle bir yere bağlantısı özgür, olmayan, özgür, bağlantıdan özgür bir, olmayan. Evet. Özgür bir Türkiye idealini AK Parti iktidarı gerçekleştirir der misiniz? Valla ben bu idealler üzerine ben bir şöyle söyleyeyim bakın şu anda hani cemaati konuştuk cemaatin evet, bu anlamda evet. zafiyetlerini gördük. Evet. Sizin vallahi açınızdan bakın ben şunu söyleyeyim burada bir defa yani ekonomisi gereken, özür dilerim evet. ekonomisi bağımsız işte içişleri bağımsız dışişleri bağımsız tamamıyla halkın iradesi tabiri caizse İslami tabirle beytülmalı bağımsız işte birilerinin çocuklarının jiple gezdiği bir takım insanlarımızın baldırı çıplak gezdiği bir takım insanların ibadetlerini rahat bir takım insanların ibadethanelerine hakaretlerin edildiği veya ters sorayım edilmediği herkesin Budistine kadar yani ateşperestine kadar bilmem Hristiyanına Yahudisine Müslümanına belli tarikatlarına kadar az önce dediğiniz gibi herkesin bu ülke içerisinde bu sınır içerisine girdiğinde evet ben gerçekten özgür hayatımı yaşayabileceğim ki en önemlisi güven sorunu yaşamadığı bir ülkenin işareti olabilir mi bu iktidar? Bu vallahi, mudur? Bu giderler üzerine valla ben size şunu söyleyeyim mi? Bakın bu ülkede şu andaki en büyük problemlerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Şu kavgaların sebebi de zaten ne? Yani bir defa AK Parti'nin böyle bir ideali, böyle bir düşünce yapısı olmasa biz bu kavgayı niye yapalım? Amerika ile İsrail ile rahat rahat anlaşırdık. Bu iş yürüdü değil mi? Niye savaşıyoruz? Niye mücadele ediyoruz acaba? Tersten bir soruyla ben de bunu sormuş olayım mesela. Niye savaşıyoruz? Buralardan aslında bilimin özü soru sorabilmekle ilgili bir şeydir. Sorularımızı doğru sorarsak soru işin can damarıdır. Felsefenin de özüdür. Felsefenin en temel şeyidir. Merak ve soru. Hı hı. Bilimi ilerleten sorudur. Soruyu sormadan cevap olmaz. Dolayısıyla bugünkü siyasi meselelerde doğru sorular soracağız. Hiçbir tesir altında kalmadan, hiçbir ideolojiye saplanmadan, hiçbir görüşe intisap etmeden. Bakın az önce yoksa kendimizi vururuz. Hı. Kendimizi vururuz. Yani karşı tarafın ne dediğini de görerek, bu tarafın da ne dediğini görerek bunu başardığınız zaman ben şunu çok rahat görebiliyorum. Yani eğer bu yolda gidiş olmasa, böyle bir algı ya da olmasa niye biz bugün mücadeleyi veriyoruz? Niye? Yani birileri niye bizi, biz giderdik o zaman başbakan giderdi Amerika'yla, İsrail'le kol kola girerdi. Biz rahat rahat yaşardık. Madem bu böyle oluyor. Savaşmazdık yani. Dolayısıyla bir kere bu ülkenin aynı zamanda da şuna kesinlikle ihtiyacı vardı ama kaçırdık şu anda. Ne zaman bir daha bu gündeme gelir bilemiyorum. Bu anayasayla da bu yol yürünmüyor işte. Yani bu ayak artık bu ayakkabıya sığmıyor. Dolayısıyla biz mutlak surette gerçek anlamda uluslararası anlayışın içerisinde gerçek demokrasilerde bugün ben Aristo'nun kastettiği manayı da kastederek söylemiyorum. Çünkü o demokrasi şarlatanlıktır diyor. Yani şemsiye kavramlar vardır, maske kavramlar vardır. İnsanlar o kavramın altına girerler. O kavram herkesi altında korur. Demokrasi. Herkes demokrasi diyor. Hangi demokrasi? Siz ideal bir demokrasi gördünüz mü dünyada? Şu ana kadar. Mesela ideal hukuk diyor. İdeal hukuk gördünüz mü dünyada? Beşeri anlamda görmedim. Gördünüz mü? Gerçek real anlamda gördünüz mü? Yok. Görmediniz. Yani herkes bir şemsiye var. Laf elastik, lastik kavramlar deniyor bunlara. Hı hı hı. Lastik kavramlar. Herkesin işine yarıyor bunlar. Mesela değişim de bunlardan biridir. Dönüşüm de bunlardan biridir. Anlatabildim mi? Hı hı. Bunlar çok genel başlıklı kavramlardır. Efendim bakmışsınız Hitler bile ben demokratım dedi ya. Ben dedi demokratım. Efendim Mussolini dedi ben demokratım. İnkar edebilir misiniz? Sen yalan söylüyorsun diyebilir misin? O da kendince demokrat. Evet. Dolayısıyla gerçek demokrat ne ama biz biliyoruz. Gerçek demokrat nedir? Gerçek demokrasilerde de bir toplumun, devletin oradaki herkese eşit durabildiği, herkesin inancını özgürce yaşayabildiği, devletin bir din ve bir ideoloji dikte etmediği, var olanlardan birinin tarafında da durmadığı bir devlet yapısı diyoruz değil mi? İdeal olarak Batı'nın standardındakini kastediyorum. Biz gerçek bir anayasayla bu anlamda Batı standardında bir anayasayla ve bu ülkenin ve bu insanların hak ettiği bir anayasayla ancak o standartlara gelebiliriz diye düşünüyorum. Bugün bunlar bizim handikaplarımız. Bunları aştığımız zaman ben inanıyorum ki AK Parti iktidarı da bunun için çok çabaladı. Fakat bugün görüyoruz ki işte o komisyon dağıldı gitti. Ve hepsi de enteresan bir şekilde işte bugünlerin üzerine böyle
örtüşen, hep bugünle beraber o yumağın içerisine katıştırılıp böyle o tekerleğin, o kar topunun büyütülmesine çalışan çabalar gibi de geliyor bana. Niye iki hafta önce değil, niye beş hafta sonra değil filan gibi bir şeyleri de insanın işte aklına getiriyor. Dolayısıyla birileri belki farkında olarak, birileri belki farkında olmayarak, inanın o büyük güçlerin ve bu ülkenin kötü düşmesinden, zayıf düşmesinden böyle duvarın dibine geçip böyle salyalar akarak kıs kıs gülebilecek durumdaki olanları, insanları görebiliyorum. O insanları hakikaten sevindirecek bir tablonun içerisinde yer almasınlar diyorum. Ve Allah rızası için diyorum ki, yani bakın, bir bilim adamı da olarak söylüyorum. Ama bunun yanına dini argümanımla da söylüyorum. Hı hı. Allah rızası için bu oyunları boşa çıkaralım ya diyorum yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ saatlerce konuşacak bitmeyecek. Günlerce bitmez. Konuşacak Eyvallah. Bitmeyecek. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ istifade olun. Ettik. Belki hiçbir şey yapamadıysak insanların kafasında soru işaretleri onlara biraz bir cevap olabildiysek, bazen bir takım şeyleri yani bilimsel makalelerde biz bazen şunu da yaparız yani. Sadece soruyu sorarız ve ucunu açık bırakırız. En azından belki ona vesile olmuş olduk ama ben özellikle birçok noktada bu 17 Aralık süreciyle ilgili kendi kafamdaki birçok soruyu cevaplamış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür kanalımız ediyorum. Adına, şahsım adına ve ekranlar başında olan seyircilerimiz adına ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Sesimizi ulaştırdınız. Sağ olun. Evet değerli dostlar, HRT izleyenleri, bir başka Orta Doğu Masası programımızın daha sonuna geldik. Neler konuştuk? 17 Aralık sürecini konuştuk. Cemaat AK Parti sürecini irdelemeye çalıştık. Neşteri biraz da o sürece, yani hem AK Parti iktidarına ve hem cemaat sürecine vurmaya çalıştık. Sorularımızı bizi bilen bilir, gerçekten tarafsız ve gerçekten kafamızda soru işaretleri olduğu için sormaya çalıştık. Yoksa ne bir cemaati, ne bir partiyi, ne bir ırkı, devleti, ne bileyim aklınıza ne gelirse hiçbir şekilde hedef almadan tamamıyla insani olarak, hocam da ifade ettiği gibi, özgürce yaşayıp özgürce soru sorabilmeyi ve sorgulayabilmeyi başarmaya çalıştık. Çünkü eğer bu olmazsa bizim yaşam, nefes almamızın hiçbir anlamı olmadığını inanıyoruz kendi adımıza. Umarız faydalı olmuştur değerli dostlar. Umarız bu süreç içerisinde köstek olmak veya çamur atmak değil de gerçekten sorunları giderme adına, kafamızdaki süreci durulaştırma adına, şeffaflaştırma adına faydalı olduğuna inanıyoruz. Öyle olmasını umuyoruz. Bir diğer Orta Doğu Masası programımızda sizlerle tekrar buluşmak ümidiyle iyi günler diliyoruz. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin kaoslardan, kötülüklerden ve en önemlisi güvensizlikten uzak olacağı bir ortam temennisiyle, tüm güzellikler göz bebekleriniz kadar yakın olsun, tüm kötülükler yıldızlar kadar uzak olsun diyoruz. İyi günler, hoşça kalın.